Merhaba. Tarkan'a sadece homurdandılar. Sezen'den ağızları yandı bir kere. Tarkan'a yürüyemezler. Tabii düşünmeden edemiyor insan. Tarkan ve Sezen Aksu gibi sivil güçler ne demeye 8-10 sene bekledi? İstanbul'dayken ailecek Tarkan'ın açık hava konserlerini kaçırmazdık. Geze eylemini takip eden aylarda çıktığı konserde yarım ağızla eyleme destek vermiş, büyük alkış ve tezahürat almıştı. Zaman özgül ağırlık lafını literatüre kazandıran Bülent Arınç'ın kağıttan kaplan olduğunu ortaya koydu. Sezen ve Tarkan'ın özgül ağırlığı tüm sanat camiasını katladı şimdiden. Biat eden eriyor. Kimse artık ne Orhan Gencebay ne de Ajda Pekkan dinlemek istiyor. Dönelim geçeğe. Klibe baktığınızda siyasi iktidara itiraz denebilecek bir görüntü yok. Tümüyle pandemi depresyonu. Sözlerde de doğrudan bir protesto yok. Geçecek diyor, bitecek diyor, gidecek diyor. Düş babam artık düş yakamızdan diyor. Öznesi yok. Peki ne oldu? İktidar ve saray unsurları üzerine alındı. Sorulacak soru ve bunun cevabı basittir esasen. Yahu ne demeye üzerinize alınıyorsunuz? Böyle yaparak kendinizi önce şüpheli ardından suçlu duruma sokuyorsunuz. Sözlerden rahatsız olsanız bile açık etmeyin yani. Hoş rahatsız olduğunuza göre alınmakta haksız değilsiniz. Sezen Aksu avcı şiiri Tarkan Geçecek'le ülkeye umut aşıladı. Olabilir dedirtti. Candündar Geççek'e Sezen dokunuşu olabileceği tahmininde bulundu ki haksız sayılmaz. Saray ve duvarlarına yapışmış sülüklerin fikir sanat dünyasında bir karşılıkları yok. Bu alanda yapabilecekleri bir şey de bulunmuyor. Medyada, sosyal ağlarda, müzikte, mizahta vesaire mağlup olmaları kaçınılmaz. O yüzden başta internet alemi olmak üzere baş edemediklerini kapatma veya yasaklamayla susturacakları bir döneme girdiler. Sezenden ağızları yandı bir kere, tarkan'a yürüyemezler avcının tıklattığı kapıyı geçecek açtı. Çiçekten günler çok yakın.